Şimdi sonuçtan memnun değiliz ama sebebi değiştirelim deyince niye efendim tepiniyoruz? Niye albuma görmüş boğaya dönüyoruz bazılarımız? Gerek yok. Yani bu sonuçları doğuran sebepler yanlış sebeplerdir. Onları değiştirelim. Zira اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِ Bir toplumu oluşturan fertler kendilerini değiştirmezse Allah da onların toplumunu değiştirmez buyuruyor Kur'an. Rahat suresinin 11. ayetinde. Bu toplumsal değişimin yasasıdır, yasadır. Allah'ın kanunudur, bu sosyolojinin yasası. Onun için ben diyorum ki, ve gelin biz hepimiz kendimizi tek tek değiştirelim. E değiştirelim de neyle değiştirelim? Neye bakarak değiştirelim? Bir mihenk taşı olması lazım değil mi? Yani herkes kendi kafasına göre mi değiştirsin? Yani ben benim kafama göre mi değiştireyim? E o zaman o Mustafa İslamoğlu'nun kafası olur. E siz de sizi kendi kafanıza göre değiştirirseniz sizinki de Erdoğan Karacakaya'nın kafası olur. Öyle değil mi? Eyvallah. Hayır. Bunu demek yanlış bir şey söylemektir. Bunu demek aslında hakka ve hayra çağırmak değil ki. Peki ne olmalı? Değişelim, kendimizi değiştirelim. Kendimizi vuracağımız ölçümüz olsun. O ölçü de Allah'ın vahyi olsun. Eyvallah. Allah'ın vahyine vuralım. Allah'ın vahyine soralım. Hani Hasan el-Basri diyor ya, imanınızı Kur'an'a arz edin. Amelinizi Kur'an'a arz edin. Kendinizi Kur'an'a arz edin. Ne kadar harika bir tespit bu. İmanımızı Kur'an'a arz edelim. Diyelim ki, ey Kur'an, ben atalarımdan şöyle bir iman şekli buldum. Yani adam amentüyü ayet zannediyor ya. Evet. Düşünebiliyor musun? Yani saçını başını yol. Saçını başını yol yani. Düşünebiliyor musunuz? 300-350 yıl sonra ortaya çıkmış bir metni ayet zannediyor. Bu nasıl? Hatta imam. Ben böyle imam gördüm. Çok ilginç. Dolayısıyla yani insanlar dinlerini maalesef ciddi kaynaklarından öğrenmediler. Kaynaklardan öğrenmediler. Ne oldu? Ya insanlar zannediyor ki ben medresede okudum. Medresede işte efendim emsile bina, izi, merah, avamil, efendim izhar okudum. Onların üzerine de Molla Camii okudum. Onların üzerine de Kafiye okudum. Onların üzerine de şunu bunu okudum. Efendim teshil okudum ve falan filan. Ben molla oldum. Dolayısıyla dini kaynağından biliyorum. Hayır kardeşim, o dinin kaynağı falan değil. Dinin kaynağı o değil. O da dünkü suyunun suyu idi. Dolayısıyla din o değil. Peki ne yap? Din ne? Din Allah'ın din dediği. Allah'ın tamamladım dediği şey. Onun için din tamamlanmış, eksiği yok. Rabbim dini tamamlamış. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün size dininizi tamamladım. İkmal ettim diyor. Yani mükemmel biçimde, eksiksiz tamamladım. Tamam, tamam olana ilave edilen nedir? Fazlalıktır. Fazlalıktır. Yeterli görmemektir. Aynen. Kendin Allah'ı için ve dini yeterli görmemek. Ben şunu demiyorum. Yani din kültürü olarak üretilmiş, Müslümanların ürettiği muhteşem ve muazzam bir kültür var. Bu tarih boyunca 1400 yıl biz bir kültür üretmişiz. Eyvallah. İlimler üretmişiz. Kelam ilmi önümüze dağlar gibi bir müktesebat yığmış. Efendim hadis ilmi önümüze dağlar, dağlar ne efendim, sıra dağlar, hatta galaksiler gibi bir efendim müktesebat yığmış. Efendim işte siyer ilmi öyle, tefsir ilmi öyle. Peki bunu ne yapalım? Bu din değil. Eyvallah. Bu din yerinde değil. Aynen. Bunu atalım demiyorum. Ama bu din değil. Bu din de ne yapalım peki? Yani bunlar din olduğu zaman bunları yapanlar, yazanlar da Allah'ın yerine geçmiş olur. Çünkü din Allah'ın. Neyin dinden olup neyin olmadığını belirleme hakkı Allah'ın tek elindedir. Ve Allah da dini tamamlamış. Peki bu nedir? Bu din kültürüdür. Eyvallah. Din kültürü. Din kültürünü de ayrıca koyalım bir yere. Ama diyelim ki bu din kültürü din, eyvallah, değil ha.
Din değil bakın. Bunu kim din ilan ederse bilelim ki o Allah'a da, Resulüne de, Kur'an'a da iftira etmiştir. O müfteridir. Allah'a iftira etmiş bir müfteridir. Allah'ın hukukuna geçmiştir o. Hukukuna tecavüz etmeye yeltenmiştir. Dolayısıyla ondan beri olalım. Onu Allah'a havale edelim. Ha, onu kalkıp da boğazını sıkalım mı? Öldürelim mi? Yok, ben hiç kimseyi öldürme taraftarı değil. Nerede ölüm ben orada yok. Nerede zorlama ben orada yokum. Çünkü dinde zorlama yok. İnsanların müşrik olma hakkı da var. Ben yani tanıdığım insanlar arasında çok iyi müşrikler var. Efendim, ya adam müşrik ama iyi adam efendim. Hatta alışveriş yapıyorum, adam şirk koşuyor ağzına kadar. Yani şirki var. Sallasan şirk dökülür her tarafından. Ama adamla geçiniyorsun, iyidir. Komşuluğu güzel, sana zararı yok. Şirki seçme hakkı da var yani. Dinde zorlama yok. O da şirki seçmiş. Ne yapalım? Onun için yani eğer bozulmasa gelmiştik kardeş, gel oturup da bir çay içelim falan derim yani efendim. Ama yani bunları yok edelim falan demiyorum. Yani ne yapalım? Bunun din olmadığını bilelim. Eyvallah. Din olmadığını bilirsek ne olur biliyor musunuz? Din olmadığını bildiğimizde din adına işlenen cinayetlerden kurtulmuş olur. Müslümanlar ve İslam. İslam'a leke getirmeyiz. İkincisi, bugün din adına işlenen, sadece işlenen cinayetler, Reyna'da işlenen cinayetler, Bağdat'ta işlenen cinayetler, Halep'te işlenen cinayetler, İstanbul Havaalanı'nda işlenen cinayetler, Ankara'da işlenen cinayetler veya Batı'da, Paris'te, şurada burada işleyen veya İslam topraklarında, Pakistan'da, Afganistan'da işlenen cinayetler de bahsetmiyorum. Din adına işlenen bir de manevi cinayetler var. Onların da din olmadığını görürüz hiç olmazsa. Yani bu dinin alnına leke sürülmemiş olur. Kara leke gelmemiş olur. Daha ne olur? Şu olur. Bunlar din kültürünün din olmadığı görüldüğünde bu kültürden dolayı kimse kimseyi tekfir etmez. Çünkü din değil ki. Yani buna inansa ne olur, inanmasa ne olur? İmanı zorunlu olmayan bir şeyin inkarı söz konusu olur mu? Adam diyor ki sen şunu inkar ediyorsun. Ki dinde zorlama yok. Ya, o ayrı bir mesele. O imandan mıydı desen ne diyecek? Söyleyecek bir şey yok. Yani hadis imanın konusu mudur ki sen hadisten dolayı beni tekfir ediyorsun? Ne zamandan beri hadis imanın konusu oldu? Hadis imanın konusu değildi. Hadis Müslüman kültürünün konusudur. Eyvallah. İslam kültürünün konusudur. İslam kültürü içinde değerlendiririz. Zaten değerlendiriyoruz. Nasıl değerlendiririz? Yani bazıları onu da işte at çöpe, yok niye atalım? Kur'an'da yeri var mı? Yeri var. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Onlar ki sözün tamamını dinlerler, en güzeline uyarlar. Hadis diye koyduğunuz kültürü de alırsınız, tamamını dinlersiniz, en güzeline uyarsınız. Yani bunda ne sakınca var? Onun da güzeline uyarız. Ama onun güzelini neyle belirleriz? Vahiy ile belirleriz. Vahiy mihenk taşımız olur. Dolayısıyla din kültürü olarak kalmasında bir sakınca yok. Ama din kültürü olarak kalmayıp da dinin içine boca edilince din kültür oluyor, kültür de din oluyor. Adet ibadet oluyor, ibadet de adet oluyor. Adet olan ibadet, ibadet olmaktan çıkmıştır. Adet olan ibadet, ibadet olmaktan çıkmıştır. Onun için o zaman ne oluyor? Hayatın önü tıkanıyor. Bilim yapamıyorsunuz artık. Bilim yapamıyorsunuz. Bakın, bugün Müslümanlar niye bilim yapamıyor? Bilimde niye yok ismimiz? Olmaz. Bu kafayla olmaz. Olamayız. Adamlar Mars'a gitme, Mars'ta koloni kurma hazırlığı yapıyorlar. Habire her ay geçmiyor ki yeni bir element keşfedilmemiş olsun. Muhteşem biyolojide, kimyada, fizikte muhteşem, gerçekten insanlık tarihinde görülmemiş keşifler yapılıyor.
Ben her birini de takip etmeye çalışıyorum. Hayret ediyorum, hayran oluyorum. Bunlar Allah'ın ayetleri, unutmayalım. Eyvallah. Allah'ın ayetleri. Yani Allah'ın iki tane Kur'an'ı var, kitabı. Biri arştan indirdiği vahyi, biri de kainat vahyi. Kainat Kur'an'ı. Dolayısıyla fizik de Allah'ın ayetleriyle ilgileniyor, kimya da Allah'ın ayetleriyle ilgileniyor. Yani Allah'ın fizik ayetleriyle ilgilenmekle Allah'ın Kur'an ayetiyle ilgilenmek arasında fark yok. Bu farkı koyduğunuzda zaten siz seküler olmuş oluyorsunuz, dini ikiye bölmüş oluyorsunuz, parçalamış oluyorsunuz. İçinizde gizli sekülerliktir bu. Onun için bu anlamda ilim üretemiyoruz, ilmin yanına yaklaşan sanat üretemiyoruz. Nasıl üreteceksin? Kur'an'da zina haram, faiz haram, kumar haram. Ama en muteber hadis kitabını açıyorsun, bu üç Kur'ani haramın içine ustaca müziği yerleştirmiş. Tamam ya, yani Kur'an'da faiz haram zaten, zina haram, kumar haram da bu haramı, bu uyduruk haramı nereden çıkardın? Yani hadis imanı belirlemez. İmanın konusu değil. Ama sen tuttun imanın konusu, haram belirlettin. Hem Kur'an'da dillerinizin söyledikleriyle bu helaldir, şu haramdır demeyin ayeti gözünüzün içine bakacak. Hem Kur'an'da onlar ahbar ve ruhbanlarını Allah'ın berisinden aslından Rabler edindiler. İnnemâ ahbârahum ve ruhbânehum erbâben min dûnillâh. Rabler edindiler diyecek ve sevgili Peygamberimiz de bunu onların Rabler edinilmesi, yani hahamların ve papazların Rab edinilmesini onların helal dediğine helal, haram dediğine haram demek olarak tefsir edecek. Sen de kalkacaksın bunu Allah Resulü'nün ahbar ve ruhbanlar için tefsir ettiği ve kınadığı şeyi sen Resulullah'a nispet edeceksin. Veya kendin yapacaksın. Kendin haram koyacaksın. Dolayısıyla müziği haram kıldığınızda alın buyurun. Onların çocukları bu, yani Bukhari'ye, Müslim'e, Ebu Davud'a, Tirmizi'ye paralel Kur'an muamelesi yapan ve bizim paralel Kur'an muamelesi yapmamamızı peygamberi devreden çıkarıyor iftirasıyla üzerimize gelenler hiç müzik dinlemiyorlar mı sizce? Dinliyorlar. Dinliyorlar. Peki o zaman bu ikiyüzlülük ne? Bunların çocukları ne dinliyor? Yani zaten bu sürdürülemez bir dindarlık. Böyle bir din olmaz. Adam resmin haram olduğunu söylüyor. Bunu söylediği şey ekran, kamera. Kameraya resmin haram olduğunu anlatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani kamera dediğiniz şey saniyede 24 kare resim çeken bir aygıt. Saniyede 24 kare resim çeken bir aygıtın içine gözünüzü dike dike resmin haram olduğunu anlatacaksınız ve hadis okuyacaksınız. Ya yani gülerler mi, ağlarlar mı, ne yaparsınız? Siz varın gerisini hesap edin. Yani işin geldiği nokta bu memlekette ciddiyet bu. Bu ciddiyette olan insanları ciddiye alsanız mı, almasınız mı? Ne yapsanız? Evet, o da bir problem. O da bir problem.